Yani birinci olarak bir kere merkezi yönetim zihniyetinin Kürt halkının kendi kendisine yetemeyeceğini, yetmemesi için, ayakta duramaması için, sürekli kendilerine muhtaç olabilmesi için özellikle bizim elimizdeki belediyelerin öz kaynaklarını halk için değil, kendileri için seferber olmasını istemiyor. Temel amaç bu. Şimdi bu amaca ulaşılmayınca doğal olarak ne yapıyorlar? Kayyum rejimi gündeme geliyor. Bu böyle. Kaç kere tespit ettik bunu, söyledik. Ama özellikle mesela o faşist zihniyetin söylediği bir şey vardı. İşte genel hareketin, Kürt hareketinin kendisini pek genel yönetim üzerinde örgütleyemediğini ama yerel yönetimler üzerinde örgütleme yoluna gittiğini. Şimdi mesele bu değildir. Alakası yok. Şimdi merkezi hükümetler yerel yönetimleri kendi alt şubeleri gibi çalıştırmak isterler. Şimdi bizim belediyecilik anlayışımız ise yerel kaynakları halk için seferber etmeye çalışıyor. Bu da onların işine gelmiyor. Doğal olarak bizi alıp kenara koyuyorlar. Bu halk iradesini doğal olarak ayaklar altına almadır. Kendi valisini, kaymakamını kayyum olarak atıyor ve görüyoruz işte kayyum sürecinde hem birinci kayyum döneminde hem ikinci kayyum döneminde yerel kaynakların genel yönetim için, Ankara yönetimi için, iktidar için nasıl seferber edildiğini bütün halk da görüyor, biz de görüyoruz. Mesele budur yani, tartışmanın özü halkın onlara muhtaç olarak kalması, kendi kendisini yönetme kültürünü edinememesi, yerel demokrasinin gelişmemesi. Dolayısıyla kaynakların onlar için çarçur edilerek seferber edilmesidir. O yüzden dile getirdiler. Ayrıca ek olarak seçim süreci zaten hem birinci tur hem ikinci tur sürecinde tümüyle Kürt düşmanlığı üzerine yürüdü. Yani herkes Kürtlerin olmadığı, Kürt siyasi hareketinin olmadığı bir zeminde her iki taraftan değişik üsluplarla Kürtler dövülmeye başlandı. Yani bu böyleydi. Ama doğal olarak bizim de stratejik bir yaklaşımımız vardı. Bir hedef konulmuştu. Bizim için önemli olan şuydu. Biz 31 Mart 2019'da bir mesaj verdik bu savaş zihniyetine. Şunu söyledik. Yani siz eğer bu savaş zihniyetinizi derinleştirerek devam ettirirseniz de biz size büyük kentleri kaybettiririz mesajını verdik ve başardık. Ama eğer savaş zihniyetini sürdürürseniz de genel yönetimde de tıpkı o büyük kentlerde sizi yönetimden düşürdüğümüz gibi düşürürüz. Bu bizim için stratejik bir duruştu. Artık sağdan soldan gelen saldırılara bakmadan bu stratejik duruşumuzu sürdürerek amacımıza ulaşmaya çalıştık. Belki buraya biraz daha halka iyi anlatamadık. Bazı taktik hatalar oldu ama bence stratejik duruşumuz ve yürüyüşümüz doğruydu. Öncelikle geçmiş süreçlerde, geçmiş seçim süreçlerinin sonucunda yapılan toplantıların tekrarı olmaması için elimizden geleni yapmak zorundayız. Çünkü bu toplantılar halkta öyle bir algı geliştirmiş ki her seçim sürecinden sonra eleştiriyoruz eleştiri toplantıları ve yeniden yapılandırma toplantıları yapılıyor ama bir sonuç açığa çıkmıyor. Çıkmadığı gibi bir sonraki önümüzdeki bir sonraki seçim için kendini tekrar ediyor. Aynı hatalar, aynı anlayış, aynı zihniyetler. Şimdi halkın bu toplantılar önemli. Öncelikle onu belirtelim ama halktaki bu algıyı kırabilecek, yeniden güven tesis edebilecek bir toplantı serisi olmak zorunda. Bu güven tesis edilmezse güvensiz bir zeminde yeniden yapılanmanın gerçekleşmesi mümkün değildir. O yüzden bugünkü tartışmalar olumluydu, pozitifti. Sanırım halk toplantıları, genişletilmiş halk toplantılarında bu dar toplantılardan açığa çıkan sonuçlar bir genel perspektife dönecek. Dileğimiz, beklentimiz bu süreçte eksiği, yetmezliği ve hatası olan, taktik hatası yapan bütün kurum, kuruluşlar ve kişilerin cesaretli bir şekilde öz eleştiri yaklaşım göstermesidir. Bu böyle olursa toplantıların sonuç vereceğine inanıyoruz. Eleştirilerin odağında siz de izlediğiniz şey var. Yani halk dışlanmamalı. Paradigmaya, hani biz doğrudan demokrasiden söz ediyoruz. Bizi sistem partilerinden ayıran, sistem zihniyetinden ayıran temel ilke de budur. Doğrudan demokrasi. Sorunların sahibi olan kesimleri sürece katmak, kararı birlikte almak, politik pratik örgütlenmesini birlikte yapmaktır.
Dolayısıyla bu toplantılarda da eleştiri olarak çok yoğun bir şekilde öne çıkan mesele odur. Merkezi yoklamalarla adayların belirlenmemesi. Şimdi eleştirinin odağı buysa, o zaman önümüzdeki yerel yönetimler seçim sürecine giderken bu eleştirinin dikkate alınması lazım. Ya ön seçim yapamayız deniliyor. Doğrudur, eğer sistemi oturtmamışsanız, örgütsel sistem, örgütsel işleyiş kurumsal düzeyde gelişmemişse siz ön seçim yapamazsınız. Ancak bu sistem önümüzde henüz 9 ay var, 10 ay var. O zamana kadar bu sistemin oturtulamayacağı diye bir şey yok. Eğer örgüt seferber olursa, özellikle eleştiri öz eleştiri ve yeniden yapılanma süreci çok kısa sürede tamamlanırsa, örgütsel süreci de tamamlarız. Dolayısıyla örgütsel süreç tamamladıktan sonra, kurumsal düzeyde sistem oturduktan sonra biz halkın iradesine esas alan bir şekilde adayları belirleyebiliriz ve bu eleştirilerin de önüne geçebiliriz. Değilse ciddi bir kırılma olur.